de iyice. Hazır mıyız? Vakit tamam. İşte milletin adamı geliyor. Adam gibi adam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sevmeyiz yalan dolanlar. Onu bunu bilmeyiz. Bizim mevzumuz vatan var. Etrafına şöyle İyice bak bir babam. Hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam? Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. Sevgili Ankaralılar, hemşeri derneklerimizin kıymetli temsilcileri, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Ankara'mızın rengi, zenginliği olan, Ankara'yı Ankara yapan sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ankara, milli mücadelenin merkezi olarak Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmış bir şehrimizdir. Cumhuriyetimizin başkenti olduktan sonra da bu şehir Anadolu'nun ve dünyanın cazibe merkezi olmayı sürdürdü. Ankara'nın 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlık ise nesillerden nesillere aktarılacak bir destan olarak tarihimizdeki şanlı yerini almıştır. Şimdi de Ankara, Türkiye yüzyılının sembol şehri olmaya hazırlanıyor. Sizler Ankara'nın tüm ilçelerinden gelerek bu şehri inşa ettiniz. Sizler Çorum'dan, Yozgat'tan, Çankırı'dan, Kayseri'den, Kırşehir'den, Kırıkkale'den, Sivas'tan, Samsun'dan, Tokat'tan ve dahi Türkiye'nin diğer 80 vilayetinin neredeyse tamamından gelerek geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Bu şehre emeğinizi verdiniz. Gençliğinizi verdiniz. Hayatınızı adadınız. Bu şehirde sizlere barınacak yuva verdi. Sofranıza koyacak ekmek verdi. Çocuklarınızı yetiştirecek imkan sağladı. Huzurla hayatınızı sürdüreceğiniz bir iklim sundu. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan, Gölbaşı'yla Pursaklar arasında bir şehir görenler, kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı, burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi. Şayet öyle baksalardı, Türk'üyle, Kürd'üyle, Sünnisiyle, Alevisiyle bu milletin tüm evlatlarını göreceklerdi. Gençler, bu vatan topraklarını parçalamak, bu milleti kendi içinde bölmek dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Onlar bu hakikatleri zaten göremezler. Bizim sözümüz, ülkesinin huzuru, devletinin bekası, milletinin birliği için çarpan yüreklerdir. Bizim sözümüz, Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e devrolan, ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, Cumhuriyetinin ilk asrındaki eksiklerini tamamlayarak başlattığımız Türkiye yüzyılının hızla inşası için sabırsızlananlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne, tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı tek millet, tek bayrak, tek vatan,
tek devlet şiarında buluşanlarıdır. Bizim sözümüz emperyalistlerin asırlardır üzerimizde oynadıkları oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek kenetlenenleredir. Bizim sözümüz gençler, bizim sözümüz ipinin bir ucu terör örgütlerinin, bir ucu tefecilerin, bir ucu küresel şarlatanların elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza bin bir suratla çıkartanların riyakarlıklarına dur diyenleridir. Velhasıl bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerimizin her safhasında bugün de sözümüz yine milletimizedir. Yarın da öyle olacaktır. Cumhur İttifakı da sözünü millete söyleyenlerin ittifakıdır. Rabbimize, bize, dünyaya böyle. Kardeşlerim, biz sözümüzü millete söylerken seçimdeki rakibimiz CHP Genel Başkanı ne yapıyor dersiniz? Her gün bir başka maskeyle sahnede arz-ı endam eyleyen bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı özerklik diyerek Selahattin Demirtaş özgür kalacak diyerek YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek cezaevlerindeki serbest bırakacağız diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandil'dekiler de her gün bir başka elebaşı ağzıyla kendisini desteklediklerini açıklayarak CHP Genel Başkanı'na mukabele ediyor. CHP Genel Başkanı uğruna Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü FETÖ'cüleri de cezaevlerini boşaltma, kamudan atılanları geri alma, yurt dışındakilere kapıları açma taahhüdü vererek sözünü söylüyor. Onlar da içerideki ve dışarıdaki tüm mecralarını kendisinin emrine tahsis ederek CHP Genel Başkanı'na verdikleri desteği sürdürüyor. CHP Genel Başkanı'nın seslendiği bir diğer yerde Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olan tüm odaklardır. Bunlar da Kılıçdaroğlu'na cevaplarını aleyhimizde yaptıkları dergi kapaklarıyla, televizyon programlarıyla, sosyal medya kampanyalarıyla, kaynattıkları fitne kazanlarıyla veriyorlar. Evet, tablo işte bu kadar net. Kardeşlerim, Bay Bay Kemal, Selo'yu ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Ve bunların içerisinde Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Şimdi ne diyor? Eğer Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz diyor.
Kardeşlerim, bizim üzüntümüz ne biliyor musunuz? Ülkesine ve milletine sevgilerinden şüphe duymadığımız CHP seçmeninin onlarla birlikte hareket eden diğer partilere gönül verenlerin içine düşürüldükleri durumdur. Buradan hangi partiye, hangi adaya oy vermiş olursa olsun 85 milyon vatandaşımın, Ankaralı kardeşlerimin tamamına sesleniyorum. Sizler 14 Mayıs'ta partinizin de size telkin ettiği tercihinizi sandığa yansıtarak vazifenizi yerine getirdiniz. Artık yeni bir seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP Genel Başkanı kendisine açılan krediyi yanlış ittifaklara, yanlış yollara, yanlış hayallere saparak heba etti. Ne diyordu? Ben hesap uzmanıyım. Ya sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyları bir puan eden, bu civarda dolaşan partilere kalktın 40'a yakın milletvekili verdin. Bu nasıl hesap uzmanlığı? Ve şu anda Cumhur İttifakı 323 parlamenterle parlamentoda yerini aldı. Gelin 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye yüzyılının etrafında kenetlenelim. Gelin ülkemizin önünde yeni bir dönemi birlikte açalım. Gelin Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye yüzyılının yükselişini de hep birlikte sağlayalım. Biz 2014 yılında ülkemizin eski sistemine göre seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olduktan sonra herkesi kucaklama sözü vermiş ve bu sözümüzü tutmuştuk. Şurada kardeşlerim, Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı? Baybay Kemal mi yaptı? Biz yaptık, biz. Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları kim yaptı? Melih Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte yine biz yaptık. Ya bir de bu belediye başkanına bir sorun ya. Sen ne yaptın? Ne yaptın? 4 yıl oldu. 4 yılda ne yaptın? Bunlara bir sorun. İstanbul'a sorun. Sen İstanbul'da 4 yılda ne yaptın? Hiç. İzmir'e sorun, sen ne yaptın? İzmir'in havalimanını, Menderes Havalimanı'nı da bu kardeşiniz yaptı. Yaparsa bundan sonra da biz yaparız. Yeni yönetim sistemimizin ilk cumhurbaşkanı olarak Baybay Kemal İzmir milletvekili değil mi? Yanlış düşünmüyorum. İzmir. İzmir İstanbul arası 7,5 saatti. 7,5 saat. 3 saate kim indirdi? Biz. Manisa İzmir arası Sabuncubeli tüneli. Dağları deldik. Kim deldi? Biz. Yaparsa eyvallah. Ya bir sorun. Arkadaş, sen İzmir milletvekilisin. İzmir belediyesi sizde. Ya ne yaptınız şu İzmir'e bir söyleyin. Bir yağmur yağdığı zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Ne yaptınız ya bir söyleyin. Yok. Bu ülkenin
85 milyon vatandaşının her birinin hayatına katkılarda bulunan, hizmetlerimizle 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık. Ankara'da eğitime bakın, AK Parti var. Kardeşlerim, işte en son yeni muhteşem, yine aynı büyüklükteki hastanemizi yaptık, şehir hastanesi. Kim yaptı? Yine biz yaptık. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Durmadık, usanmadık. Eserlerimizle, hizmetlerimizle yola devam ettik. Şimdi yine bir söz veriyoruz. Cumartesi günü, yani 27 Mayıs, ülkemizin demokrasi tarihinin en önemli yol ayrımlarından biri. Pazartesi 29 Mayıs, İstanbul'un fethinin yıl dönümü olması hasebiyle şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri. Mama! Mama! 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Ben Mamak'a inanıyorum. Mamak evet derse yapar. İşte 27-29, bu iki önemli günün arasında ne var? 28 Mayıs var. 28 Mayıs'ta inşallah acılarımızdan ders aldığımız ve zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene gelin diyorum, pazar gününü çevirelim. Hazır mıyız buna? Aferin kız. Maşallah. Gümbür gümbür geliyoruz, onu görüyorum. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın da bu kutlu yürüyüşte yeri almasını arzu ediyoruz. Hazreti Mevlana'dan ilhamla 28 Mayıs gecesini dünü dünde bırakıp yeni şeyler söyleyeceğimiz taze bir başlangıç haline dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Siz yapar mısınız? Yapar mısınız? Gönlümüz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Çünkü biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. 85 milyonun tamamının hizmetkarıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Ankara'nın bize işaret ettiği yol budur. Biz de her vakit olduğu gibi bugün de siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Siz gençler hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı pazar günü mutlaka sandığa gitmeye ve tercihlerini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Gençler, unutmayın, en büyük düşmanımız rehavettir. Zafer sarhoşluğudur. Biz sandığı boş bırakırsak gelir birileri orayı doldurur. Eyvallah. Yurt dışındaki kardeşlerimizi telefonlarınızda muhakkak arayın. Bugün son gün. İnşallah neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı kullanılan oy. İstiyoruz ki yurt dışından da
inşallah gümbür gümbür oylar gelsin. Ve yurt dışında çok güzel bir tablo sergilediler. Aynı kararlı tutumu pazar günü ülkemizin tüm şehirlerindeki sandıklarda da göreceğimize inanıyorum. Tüm bunu Malatya'da gördüm. 50 bin insan katıldı. Sonra Sivas'a gittim. Sivas'ta 100 bin kişiyle mitingimizi yaptık. Yiğit dolar acayip geliyor. Acayip. Kardeşlerim, her fırsatta altını tekrar tekrar çizdiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ankara, Sivas, yüksek hızlı treni yaptık mı? Yaparsa Fuat Bey ilk açılışını yaptı. Ben de dün tekrar gittim. Meğerse coşku acayip. Ama bir Sivaslı arkadaş vardı Yedili Masa'nın çevresinde. Yedili Masa'nın çevresindeki arkadaş hala Sivas'a gidemedi. Halbuki bak tren de hazırladık sana, yüksek hızlı tren. Konforu yüksek. Onunla da gidebilirsin. Gidemedi. Gidemedi. Niye? O Bay Bay Kemal'in takdimiyle görevliydi. Onu yaptı. Ama biz gidiyoruz. Niye? Biz Sivas'ı Allah için seviyoruz. Ve Cumhur İttifakı Sivas'tan 4 milletvekili çıkardı. 5'in 4'ünü hamdolsun bize verdi. E biz de tabii Sivas'ı boş bırakmadık, bırakmayız. Efendim. Biz asla istismar siyaseti yapmadık. Hele hele yalan siyaseti asla yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik. Söz verdiğimiz her şeyi de yapmak için gece gündüz çalıştık. Biliyorsunuz bir de hayatı yalan üzerine kurulu olanlar var. SSK'yı batırmakla başlayan kariyerini bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına monte edilerek sürdüren bu kişi şimdi bu ülkeyi yönetmeye talip. İsterseniz öncelikle bu şahsın kimlerle iş tuttuğuna şöyle bir bakalım. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kılıçdaroğlu'na destek AKP ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz. Bu vesileyle herkese çağrım, AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirmek. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu tarihi fırsatın çok iyi değerlendirilmesi. Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddelik talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanın heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çiftlik Van mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. İzeriz, bana var, serinleyiz hocalar. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Türkiye coğrafyası 20 ve 25 bölge yönetimine ayrılabiliyor. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla
oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ne yazar? Sırtımızı şimdi buradan sesleniyorum. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani onlar bize mi saldıracaklar? Başkent Ankara Gazi Mustafa Kemal'e generali olsanız ne yazar? İt sürüleri, bu kardeşlerimizin oylarına talip SKK'lı Ankara hiç fark etmez. Bu HDP'ye pazar günü gereken dersi vermeye hazır mı? Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bir defa yargı AKP, MHP, bu adamın yakasına yapışmalı. Millet İttifakı umut da yarattı. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır. Ne diyor? Böyle biz sırtımızı, var. Arkamızı YPG'ye dön. Altılı masa bir PKK'ya dön. Hale bak ya. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara benim ülkemde oy var mı? Öyleyse pazar günü gelin gümbür gümbür bu Bay Bay Kemal'e ve şürekasına gereken dersi verelim. Fasat gelmişti. Bu gerçekten bunu sandıkta yenebilirse bunlar bölücü elebaşlarının almış oluruz yanında. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da bütün gücünü bunlardan aldı. Evet. 14 Mayıs öncesi ve sonrasıyla bölücü elebaşlarının yaptıkları açıklamalar bunlar. Şimdi buradan soruyorum. Ellerinde binlerce insanımızın kanı olan Kandil'deki terör baronlarının her gün kendisine desteklerini beyan ettiği birine benim ülkem teslim edilebilir mi? Artık ayyuka çıkan bu teröristlerle işbirliğini perdelemek için gençlerimizin keskin zekasını yansıtan bir video üzerinde yeni yalanlar uyduran, olmadık hakaretler savuran birine benim ülkem teslim edilir mi? Seçim gecesi bizim elimizdeki sonuçların aynısı kendisinde de olduğu halde hadi milletimizi bir kenara koydum. Kendi seçmenlerinin gözünün içine baka baka öndeyiz yalanı söyleyen birine bu ülke teslim edilebilir mi? Daha birkaç hafta önce rakip gördüğü bir diğer adayı kaset tehdidi ve kumpasıyla geri çekilmeye zorlayan birine ülke teslim edilir mi? İşte buyurun. Şimdi birçok dezenformasyona rağmen bizimle hareket etmeye karar veren Sayın Sinan Ogan'la birlikte inşallah bu süreçte Allah'ın izniyle pazar akşamı bu zaferi milletçe beraber kutlayacağız. Kardeşlerim, terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirisinin gücü yetmez. Cudi'de bu teröristleri ininde yok olmaya sevk eden kimdi? Bizdik. Gabar'da kimdi? Bizdik. Tendürek'te kimdi? Bizdik. Besler Deresi'nde kimdi? Bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu? Olmadı. Şimdi kafayı nereye taktılar? Diyorlar ki mültecileri gelir gelmez biz hemen dışarı göndereceğiz. Arkadaşlar biz bir Almanya'yı, bir Fransa'yı, bir Amerika'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde yapıyorlarsa biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz ve şu an itibariyle 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Ve bir diğer adım atıyoruz. O da Katar'la müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi inşallah iskan edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor. Biz ihanet şebekesi değiliz. Biz ensarız, ensar.
ve muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz. Bay Bay Kemal, Pantin'deki hırsızlık, yolsuzluk, taciz, tecavüz olaylarının üstünü kapatan birine, tüm fertleriyle milletin değerlerini koruması için bunlara ülke teslim edilir mi? Daha önemlisi, kardeşlerim, Diyarbakır annelerini bir gün olsun ziyaret etmeyen böyle birisine Türkiye teslim edilir mi? Kim bunlar? Evlatları dağa kaçırılan, Kandil'e kaçırılan ve bu evlatlara taciz, tecavüz, her türlü ahlaksızlığın yapıldığı böyle bir yapı. O gözü yaşlı annelere bir gün olsun ziyaret dahi etmeyen bu Bay Bay Kemal şimdi de kalkmış insanlık dersi veriyor. Sırf kendisine oy vermediler diye depremzedelere her türlü kepazeliği yapanları halen partisinde tutan birine bu ülke teslim edilir mi?